Evet arkadaşlar, şimdi eğitim kurumu işlemlerinden yıllık plan yapacağız. Zümre Öğretmenler Kurulumuzu tanımladık. Yıllık plan hazırlamaya giriyoruz. Yıllık planımızı, şimdi bu sistem yeni geldi. İkinci dönemden itibaren başlamıyoruz. Senenin başından itibaren yapmamız gerekiyor ki, çünkü sistem en son bitireceğimiz zaman bize hata verebilir. İşte açıkta şu kadar kazanımınız kaldı gibi bir uyarı verebilir. O yüzden senenin başından itibaren yapacağız. Ben birinci dönem tamamladım. İkinci dönemi beraber sizlerle beraber yapacağız. Şimdi başlangıç yılımız, bunlar otomatik geliyor zaten. Tüm planlarımı görmek istiyorum diyoruz. Buradan bakın 5. sınıf bilişim teknolojileri bireysel plan, bunu seçiyorum. Planımı bireysel olarak yapmak istiyorum'u seçiyoruz. Zümre olarak yapmak istiyorum'u biz okul olarak diğer zümredeki arkadaşlarla da yapamadık. Yani izin vermedi sistem zümre olarak yapmaya. Herkes planını bireysel yapacak ama zümrenizle de aynı olması gerekiyor. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Zümremizle beraber bir araya gelip planı bireysel yapmak istiyorum deyip bu şekilde yapabiliriz. Planı bireysel yapmak istiyorum dedik. Dersimizi seçmemiz gerekiyor buradan. Dersimizi seçtik. Bireysel istiyorum. İşi kilitlemek istiyorum'u mutlaka tıklıyoruz, yoksa kayıt yapmıyor. Önce çalışma haftası işaretlemelisiniz diyor. Bize uyarı verdi sistem. Çalışma haftamızı seçiyoruz. Ben dediğim gibi birinci dönemi yaptım. Bakalım isterseniz mesela herhangi bir hafta. 6. haftayı seçtim. 6. hafta ile ilgili kazanımlarım burada. İşte bu öğrenme yöntem teknikleri ve kullanılacak eğitim araç gereçleri, onları kendimiz yazıyoruz. Eğer bir sınav yapacaksak o hafta sınavımıza buraya yazıyoruz. Gezi gözlem deneyleri eğer yapacaksak buraya yazmamız gerekiyor. Bunları kendimiz yazıyoruz. Buraya kopyala yapıştır yapabiliyoruz arkadaşlar şu kısma. Şimdi kazanımlarımızı seçtik. Dediğim gibi bakın şurada benim toplam kazanım sayım 77'ymiş. Şimdi ben 50 tanesini bunun birinci dönemde kullanmışım. Plan alınmamış 27 tane kazanımım kalmış. Bunu da ikinci döneme paylaştıracağım hafta olarak. Şimdi bakıyoruz. 6. haftayı rastgele açmıştım. Bizim toplam 38 haftamız var. Evet, bakın şu mesela 18. hafta. Birinci dönemin son haftası. Bir bakalım. Kontrol etmiş olalım. Evet, 18. haftam bu benim. Kazanımlarım burada. Şimdi 18. hafta birinci dönemin son haftası dedik. 19. ve 20. hafta ara tatil günleri. Bunları boş bırakıyoruz. 21. haftayla ikinci dönemin ilk haftası başlıyoruz. Şimdi benim bu yeni müfredata göre zaten elimde olan 5. sınıf yıllık planım var. Yıllık planımda da bu aslında seçtiğim şeylerin aynısı elimde çıktı olarak var arkadaşlar. Bunu hazırlamam o yüzden kolay oldu. Kendim de haftaları şuraya not aldım. Şimdi buradan seçeceğim ben. 21. haftaya geleceğim. 21. haftaya. 19 yarı yıl, 20 yarı yıl, 21 işte ne diyor? Problem çözme programlamayla başlıyor. 5-9 Şubat diye. Şimdi ben buradan ilgili haftayı seçtim. Haftamızı seçmemiz gerekiyor dedik. Evet. Şimdi buradan kazanımımızı seçeceğiz. Problem çözme programlama kısmında. Evet, günlük hayatta karşılaştığı ne diyor? Problemlere çözüm önerileri getirir. İlgili kazanımı buradan buluyorum. Evet, iki tane kazanımım var bu haftada. Bunları kazanım ekle kısmından ekliyorum. Bakın kazanım ekle dediğim zaman buraya iki tane kazanımım geldi, o haftayla ilgili kazanımlarım. Şimdi şuraya
öğrenme yöntem tekniklerini kopyala yapıştır yapacağım. Daha önce hazırlamıştım. Kopyaladım. Buraya yapıştır yaptık. Bunu da yapıştır yaptık ve bunu kaydetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi şu kilitleme işini seçmemiz gerekiyor. Şu an işi kilitlemek istiyorum. Ve sonra buradan kaydet diyoruz. İlgili haftaya kazanımlar işlenmiştir diye uyarı verdi. Yani bu haftamız tamamlanmış oldu. Hafta hafta bu şekilde aynı işlemleri yapacağız ve 38 haftanın tamamını doldurmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki haftayı da yapalım isterseniz beraber. 22. haftayı seçiyorum. 22. hafta artık işi kilitlemek istiyorum otomatik seçili. Ben buradan ilgili kazanımımı seçeceğim. 22. hafta elimde kazanımı var. Zaten iki tane daha sonraki kazanımları seçecekmişim. Seçiyorum buradan. Evet, bunları da kazanım ekleden tekrar ekliyorum. Kazanım eklediğim zaman buraya geldi otomatik kendisi. Tekrar buraları dolduracağım. Aynı şeyler. Kopyala yapıştır yapıyorum. Evet ve sonra bunu tekrardan buradan kayıt yapıyorum. Evet, ilgili kazanımlar haftaya işlenmiştir. Tamam diyoruz. Bu şekilde hafta hafta bütün 38 haftayı doldurmamız gerekiyor. En son bittikten sonra bir kayıt işlemi varsa bunu tekrar beraber göstereceğim. Ben 38 haftanın hepsini tamamlamam gerekiyor şu an. Tüm kazanımlarımı yaptım. Toplam kazanım sayısı 77. Plana alınan 77. Plana alınmamış kazanım sayım 0. Şimdi bu planımı onaylamam gerekiyor. Önce biz onaylayacağız. Daha sonra idarenin onayına sunacağız. Bakın, onay durumunuzla ilgili burada uyarılar var. Oluşturduğum yıllık planı onaylamak istiyorum. Kutucuğuna tıklıyoruz ve bunu kaydete basıyoruz. Evet, planı onayladınız. Okul yönetimi planı onayladıktan sonra işleme alınabilir diye bir uyarı çıktı. İdareye gidip okul onayını yaptıracağız. Daha sonra çıktı alıp yıllık planımızla ilgili işlemimiz bitmiş oluyor. Görüşürüz. Hoşça kalın.